Evet sayın seyirciler, şu anda Erzurum'dayız. Erzurum'da seçim arefesindeyiz. Halkımıza şunu soracağız. Erzurum'da görmek istediğin 3 isim milletvekili kimlerdir? Sorumuzu yöneteceğiz halka. Bakalım ne cevaplar alacağız. Bugün hava Erzurum aman aman. Bugün hava Erzurum aman aman. Bu havayı seviyorum, tutmayın dayanamam. Bu havayı seviyorum, oynaram dayanamam. Bir çay getir kıtlama, evi dur içim patlama. Bir çay getir. Hocam şimdi ben pek siyasetle ilişkili biri olmadığım için. Bir vatandaş olarak. Evet. Mevcut milletvekillerini sayarım. Başka sayabileceğin kimse yok. Mesela kimler? Mesela Recep Aktağ, Kamil Aydın, ondan sonra Orhan Deligöz. Bu kadar. Sayamam. Neden? Çünkü milletvekillerinin seçim zamanında uyguladıkları politikayla seçimden sonra seçildiklerinde uyguladığı politika çok farklı. İşte Mustafa Alıcalı, evet. İnanılmaz bir sempatim var. Sonra evet. Zehra Taşkesenlioğlu, evet. Onu da tanıyorum yakından. Evet. Sonra İbrahim Aydemir, yetenekli bir insan gerçekten. Çalışmalarını biliyoruz yakından. Evet. Daha sayayım mı yoksa? Bir de Kamil Aydın bizim okulumuzun hocasıydı. Onu da görmek isterim yani tekrar yeni dönemdeki adaylıkta. Recep Aktağ var bildiğimiz. Başka da bildiğim hatırlamıyorum isimler. İsimlerini hatırlamıyorum. Teşekkürler. İstediğiniz 3 milletvekili ismi istiyoruz biz. Kardeşim 3 milletvekili iyi tatlı. Recep Aktağ Bey iyidir, gayretlidir. Daha önce Mustafa Alıcı'yla birkaç sefer görüştüm. Zehra Taşkesi'yle birkaç sefer görüştüm. Tabi hedef daha iyiye, daha güzele, daha doğruya ileri marş mı? Çok teşekkür ediyorum. Mevlana diyor ki döndüğünde kaldı canım, canca kızım. Bugün için yeni şeyler söylemek lazım diyor. Aklıma Erzurum'da evet. Görmek istediğimiz başbakan yardımcısı Recep Aktağ. Ondan sonra İbrahim Aydemir. Zehra Taşkesen. Erzurum ikili olsunlar da seçilip gittikten sonra olmasınlar. Erzurum'la tarıma yanı olmasınlar. Erzurum için faydalı olan insanlar olsun. Adımız var. Ama yeter ki Erzurum için olsun. Şimdi önce Facebook'larda şeylerde hiç ummadığın insanlar hep milletvekili aday olur. Ama bu memleket için seçilip gittikten sonra bu memlekete hiç sahip olmuyorlar. İnsanlarına sahip olmuyorlar. Efendim aday olmak ister miyiz? Olamam diyebilir miyim? Eğer burada görmek istediğim milletvekili önce halkın içinden olmalı. Halkla ilişkisi olmalı. Birisi şu andaki İbrahim soyadını unuttum. Aydemir olabilir. Bunun dışında da listede bir değişiklik olması lazım. Ki halka sadece siyasi seçimler olduğu zaman halkın içine girmekle çıkmakla olmuyor. Benim görmek istediğim yepyeni simalar olursa daha iyi olabilir. Değişik simalar olursa daha iyi olabilir. Sağlık Bakanı, Başbakan Yardımcısı Recep Aktağ, Mustafa Ilıcalı, bir de bizim köylü Enbiya Bey. Görmek istediğiniz 3 milletvekili istiyoruz sizden. 3 milletvekili. Evet. Görmediğimiz 3 milletvekili. Evet. Görmediğimiz. Görmek istediğiniz. Görmek istediğimiz milletvekiller kim olabilir ha? Evet. Vallahi şimdi bizim mevcut milletvekillerinden Recep Bey var. Sağlık Bakanıydı. Evet. Bir o Kesenli Hanım var. 2 bizim göndereceğimiz yani. Ondan sonra İbrahim soy ismini unuttum. Bundan 3'ünü isteriz. Bunda görmek istediğiniz 3 milletvekili ismi alabilir miyiz? Annem, babam, abim.
babam ve ben. Teşekkür ediyoruz. Recep Aktak. Ötekine de diyemeyeceğim, bilemiyorum onların isimlerini. Bir tanıdığım Recep Aktak var. Ötekinlerin de isimlerini bilmiyorum. Yani 7 tane şeyin bu bakanımız var ama ötekinin ismini de bilmiyorum. Tahmin Aydın. Aktak. Recep Aktak. Bir de Gökhan Başkan. Gökhan Yazıcı. Kamil Başkan. Bir de Gökhan Yazıcı. Olamam diyebilir miyim? Olurum ama ya kazanamazsam ne olur yani? Herkes haddini aşmasın. Herkes işini yapacak işi yapsın. Ben adayım demekten aday olunmuyor ki yani. Allah nasip edecek. Bir de çalışacaksın, bileceksin, yapacaksın yani. Bir şey oraya geldiğin zaman bu memlekete bir şeyler verebileceksin. Bana göre ben gelemem de veremem de. Veremediğim bir şeye niye ben aday olurum diye asla. Haddimi aşmış olurum ben. Yapamam öyle bir şey. Ben de teşekkür ederim. Sizden bir kısa bir dörtlük alalım. Dörtlük için işi sen siyasetten sahneye getirdin işi. Evet. Sizin o güzel sesinizden bir dörtlük alabilir miyiz? Yaralandım. Vuran vurdu yaralandım. Gülmeyin bana dostlarım. Yıllar önce ben aldandım. Hangi tastan su içeyim? Köprüsü yok ki geçeyim. Elim kolum bağlı kaldı. Kime derdimi dökeyim? Hangi tastan su içeyim? Köprüsü yok ki geçeyim. Elim kolum bağlı kaldı. Kime derdimi dökeyim? Bak ben şarkılardan anlarım. Siyasetten ne anlamışım ben? Ağzınıza dilinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim sizlere. Allah razı olsun. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Bu arada çayınızı içerken sizi yakaladık. Yakup ben. Yakup Çağlayan. Yakup Çağlayan. Erzurum'da görmek istediğiniz üçüncü bekletini sayabilir misiniz? Tabii ki. Birincisi Hüsamettin Ceylan. İkincisi Cumhur Seval. Üçüncüsü de Murat Balkuş. Üç kişiyi sayın. Üç kişi yok. Ben onları istiyorum. Onları istiyorsunuz. Evet. Bu seçim şansı değil mi? Eğer oluyorsa onlar olursa. Peki onlar aday oldular mı? Aday. Hayır, olmadılar. Çünkü onlar zaten sanata kendilerini aday etmişler. Biz de sanatçı olduğumuz için bizim vekillerimiz de onlar. Oylar onlara. Bizim üstadlarımız, hocalarımız onlar olduğu için biz oylarımızı onlara vereceğiz. Gönlümüzün oylarını. Diğer siyasi oylarımız, tabii ki herkesin bir oyu var. İnşallah. Gizli. Güzel. Çok. Tamam Yakup Bey, teşekkür ederim. Rica ediyorum Abdullah Bey.